Gibi İsa Balcı. Ee, öncelikle Başka Sanat'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ee, zaman zaman hani bazı karşılaşmalar, bazı e, vesileler e, kimi tanışmalara da yol açıyor ama e, programın da bazen bize, Başka Sanat'ın da kimi tanışmalara e, yol açtığı zamanlar oldu. E, biraz sizle yan yana gelişimiz de öyle oldu aslında. Evet. E, başka Sanat vesile <laughs> oldu bize. Güzel oldu. E, ben o açıdan çok mutlu oldum. Ee, bir yazın serüveni var Hı -hı. E, sizin açınızdan. Hı -hı. Dört ayrı kitap var. Evet. E, Taze Yasin Davası, e, Roni, Bisikletçi ve son olarak da e, İnek evet. isimli. Evet. E, bunların dördü de e, aslında öykü kitapları. Evet. Ve bildiğim kadarıyla da e, Roni ve e, Taze Yasin Davası Hı -hı. aynı zamanda iki baskı görmüş evet. e, kitaplar. Evet. E, ikinci baskılarını da yapmışlar. Hı -hı. E, Böyle bir bizim bildiğimiz ve bizle paylaştığınız kısmı var işin. Ama bu yazma serüveninin nereden başladığı öncesindeki hikayesi biraz sizde aslında. Ne zamandır yazıyorsunuz, ne zamandır yazdıklarınızı paylaşıyorsunuz okuyucularla, merak edenlerle biraz sizden dinleyelim isterim. Tabii şöyle başlayayım önce, başka sanata... Bana verdikleri fırsat ve emek için teşekkür ederim. Aydın zaman için. Ee, sorunuza da şöyle yanıt vereyim. Nasıl başladı e, yazma serüveni? 2015 yılından itibaren yazıyorum. Ee, şimdi KK ile kapatılmış bir sosyal medya mecrasında, Gelite orta. Öyküler yazmaya başladım. Biraz daha e, yazdığım öykü nitelik olarak reaksiyon öyküleriydi. Yani sosyal medyada yazmanın vermiş olduğu... Ee, belki de bir mecburiyet gündeme dair o gün olan e, yaşanmışlığa dair ya da güncel tarih o gün önemine dair bir öykü iltihabı arkadaşlar benden böyle tabii ki çok e, çala kalem olmadan estetik unsurlar da barındırarak e, öldenle aldığım işlerdi ve bunlar politik öykülerdi. E, öden de gösteriyorum politik olmasına. Çünkü edebiyatı ya da yazıyı bundan ayırmıyorum. Norveç olsaydık herhalde böyle yazmayabilirdik ama memleket baştan aşağı her saniyesi politik. Yazıya da edebiyata da böyle bakıyorum. Dediğim gibi Gelte de yazmaya başladım. Daha sonra bu Gelt'te çıkan öyküleri toparladık ve şu an kapatılan başka bir yayın evi 40 kitaptan çıktı. Taziyasin davası. Taze Davası şöyle bir e, başlangıcı var. İlk öyküsü bir 12 Eylül öyküsü. Bekçi hı hı. Şöyle de eleştiriye açık esasında. E, Bekçi Düdüğü bir öykü müdür, bir anlatı mıdır? Evet bir anlatı olabilir ama oradaki derdim okurun kitabın içinde ne göreceğini anlamasıydı. Esasında kitaba dair kısa bir tanıtım. 12 Eylül ile başlıyor. Sonra bir Erdal Eren öyküsü. E, bir Hasta Tusağan başka bir öyküsü. 6-7 Eylül olayları ve ta ki işte e, geziye kadar devam eden ülkedeki kendimce e, yazabildiğim ya da gözlemleyebildiğim meselelere dair öyküler. Bunlar dediğim gibi e, şeyde çıktılar. E, 16 metre kare adlı yayın evinden çıktı bu kitap. Daha sonra 16 metre kare kapandı. İkinci baskısında şu an hala beraber çalıştım ve e, çalışmaktan keyif aldığım yayın eviyle beraber 40 kitaplı devam ediyor. Ronnie ikinci kitap 40 kitaptan çıktı. E, esasında bir Taze Yasin devamı yine e, politik öykülerden oluşuyor. Ülkedeki e, yine kendim gözlemledi. Atmosferleri yazdığım, kalem aldığım e, öyküler. öyküler. Taybetana öyküsüyle başlıyor. E, ve aynı zamanda yine Taybet Ana Öykü'nün Kürtçesi de var. Bir arkadaştan çevirmesini rica ettim. Orada yine dediğim gibi hassasiyetim şu. Kürdistan'da yaşanmış bir mesele, bir Kürt kadının başına gelen mesele kendi dilinde de olsun istedim bu öykünün. Daha da anlamlı, daha da değerli olacağını düşündüğüm için. Eee Taybet hemen ardından o dönem yine kendi adıma çok önemsediğim ve anlamlı bulduğum işte yüksel direnişi. Ülkede çok ağır bir e, faşizmin daha da kurumsallaştı bir mesleğe karşı e, yaklaşık 3-5 tane KYK'nın göstermiş olduğu direnişe hani atıfta bulunan öyküler var. Yine içerisinde kendi adıma olmazsa olmazı bir hapishane öyküsü. E, maden işçileriyle ilgili e, öykü, kadın öyküsü yine olmazsa olmaz. Ama baktığı yer yine politik bir mesele. Politik yerden bakmaya çalışıyor. Durumu oradan yaklaşmaya çalışıyor. İçerisinde mutlaka, e, yazıların içerisinde mutlaka önemli dikkat ettiğim şey devrimcilerin olması. Sosyalistlerin, yurtseverlerin olması. E, ve bu insanları kullanırken çok fazla mizah yapmadan. Yani e, bu ülkenin öyle tahmin ediyorum ki yeni bir mükremine ihtiyacı yok artık. Yani çok gülünecek işler değil diye gelir bana. Espri tabii ki yapılsın. Tabii ki gülelim de hani... Benim baktım yer böyle bir yer değil. Bu arada benim de fark ettiğim... Hı -hı. ...sizin belki de zaten kaleminizden çıkan... Hı -hı. E, ...üretimlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi... ...oradaki temel politik kaygı evet. meselesi. Yani e, birçok e, politik ürün tabii ki var... Hı -hı. ...ama mesela e, öykü gibi e, bir alanda... E, aynı zamanda tercih edenler bu anlamda biraz daha az. Evet. E, böyle bir e, gözlemim var en azından. Bu kıstası e, koymanız açısından e, sanırım sizin adınıza da fark yaratan bir durum oluyor. E, ya, daha özgün bir daha koşul. Daha muhtemelen öyledir. Zaten e, şöyle söyleyeyim hemen başa dönecek olursak. E, Taze Yasin davasının hemen başında e, Rus edebiyatçı Jakobson'un bir e, lafıyla şey başlıyor. Edebiyat sıradan konuşmaya karşı örgütlü bir şiddeti temsil eder. Yani kelimeler bu yüzden vardır. E, ve de ben e, şeyi e, isterim yani. Bir şey deniyorsa bu çok densin. Çünkü e, yapılan ya da gördüğümüz baskı, gör, gösterilen zulüm bile çok net. Yani faşizm herhangi bir imge dünyasında yaşatmıyor bile. ya Bayağı kolunu kırıyor, bayağı kafanı kırıyor. Bayağı cesedini 7 gün sokakta bekletiyorlar. Yani bayağı evde yargısını infaz yapabiliyor. Yani Ankara'da işte Garda bayağı bomba patlatabiliyor. Hiçbir imgeye ihtiyaç duymuyor. E ben bunu anlatırken neden imgeye ihtiyaç duyarım? Burada da şuraya bağlayayım o zaman. Biraz daha etkilendiğim kısmı şu edebiyatta. Ya da soy ağacı diyeyim örnek aldım beslendiğim kısım. Ee, Alman moloz edebiyatı. Evet, yani yıkım edebiyatı, yıkım edebiyatı olarak edebiyatı. da evet. e, anılan bir edebiyat. Ha. Oradan hani e, bir alda şey, bilgi edinerek yapıyorum. Çünkü onlar bir durumu olduğu gibi hep yazmışlar. Evet, bir, biraz da aslında nedir yıkım edebiyatı, yıkım edebiyatı onu şöyle e, sormak örneklerle istiyorum ben de. hani şöyle örnekle vereyim. Eee Dünya Savaşı'nda e, toplaşmış diyelim bir e, Yadar grubu. Birçok genç arkadaş bunların dönem içerisinde tabii 20'li ve 30'lu yaşları arasında ve asker etmişler mecburen. Şairler, öykücüler, romancılar. Dünya savaşı var tabii ki. Ve bunlar cephede savaşırken yanlarında birileri patlıyor, ölüyor. Ve e, sanıyorum ki en büyük, beni en çok etkileyen şey şuydu. Yani birinin yanımızda bombadan bağırsağı patlamışken tırnak içinde söylüyorum D'yi daha ayırmak neyin nesi? Çünkü bu coşkuyla yani asıl meseleden uzaklaşmayın diyor. Benim de derdim asıl meseleden uzaklaşmamak. Çünkü e, benim yazdığım şey politik ve bu politikanın karşısındaki diğer unsur bu meseleden hiçbir zaman uzaklaşmadı. Ne olursa olsun uzaklaşmadı yani hani bu ülke işte yüzyıllardır yıldır hiç uzaklaşmadı. Ben yazarken neden uzaklaşayım? Ya da okur neden bu durumdan uzaklaşsın? Neden bunu uzaklaştırma çabamız olsun? Ee, duruma biraz böyle bakıyorum. Hani rondev belki bu daha da sağlam bir yere oturdu diyebilirim. Bu arada neden Roni ismini tercih ettiniz? Roni hemen şöyle söyleyeyim. iki tane e, anlamı var. E, İkisi de benim için çok keyifli, çok mutlu edici. Roni esasında benim yeğenimin adı. Hı hı. Böyle dosyayı kaydederken onun adıyla kaydettim. Yayın evine de gönderirken şey... işte içinde Roni diye bir öykü yok dediler hani. Dedim, adı böyle kalsın Roni diye <laughs> İşte Engin ve Ayşe'yi aradım anne ve babası. Dedim böyle böyle hani kitabın adı Roni olacak. Onlar da çok sevindiler. Çok da severim zaten ikisini. Arada böyle bir anlaşma aldığımız oluyor. Biri Ahmet'le biri Dersim'le falan. <laughs> Evde ufak gerginlikler yaşıyoruz. <laughs> Onlarla... Onlar biraz tatlı gerginlikler. Ben biraz daha böyle ikili, ben biraz ikili oynuyorum. Yani bakıyorum şey hemen Dersim'le yanaşıyorum. Hani bakıyorum o gün işte Ahmet'le daha iyi yemek yapmış hemen Ayşe'cim <laughs> şey, şey yapıyorum gibi. Ee, bir de e, Kürtçe bir şey olsun istedim. Hı hı. Açıkçası. Aydınlık anlamına geliyor. Ve içindeki öyküler, yani öykü yazarken şöyle de bir şey var. Yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de bir bellek yaratmak. Yani bunlar bu ülkede yaşandı arkadaşlar. Hı hı. Ve bu bir bellek, bir e, takvim yaprağı gibi olsun. Tabii ki estetik kaygısı güdüyorum yazarken de. Ya bu acılar umarım bir yerde bize bir aydınlık getirecek. O bilinci Hatırlatacak e, mesle olsun diye de Ronaldo böyle çok da şık oldu ama işin aslı evet Yeğenimin adı Roni. Yani isimli kitabın böyle açıkçası buradan yola çıktık yani böyle de doğdu biraz. Sanırım Taze Yasin davası ve Roni'yi arkasından hı. bisikletçi takip evet, ta ediyor. Bisikletçi ta takip ediyor. Hı hı. Bisikletçi dediğim gibi doğma birimet çayan mahallesinde doğdum ben. E, devrimcilerin, sosyalistlerin, yurtseverlerin ağırlıklı olduğu bir mahalle ve o mahallede büyümüş bir çocuğun e, hem bir aşk hikayesi hem de etrafında gelişen politik atmosfere bakışı. E, Diğerlerinden e, farklı olarak, diğer kitaptan farklı olarak bir çocuk yazıyormuş gibi yazmaya çalıştım. Be başarabildim mi bilmiyorum. Bazı yerleri sanıyorum ki problemli onun ödüleştirilmesini vereyim. Ee, yani denemek istediğim bir şey biraz oydu. Bir çocuk gibi yazabilmek bunu. O çocuk yazsın ya. Yani. 10 yaşındaki çocuk yazsın meselesi. Dediğim gibi bazı yerler çok başarılı oldu. Bazı yerleri muhtemelen olmamıştır. Ama yine devrimciler var içerisinde. Yani yine bir şekilde işte e, sosyalistler var içerisinde. Komiklikler de var. E, yani çocuktan bağımsız duyduğu işte çocuk şöyle bir hikaye var işte eve gidiyor akşamleyin mahallenin nasıl kurulduğu anlatılıyor çocuğa. Mahalle işte mısır tarlası ve devrimciler gelip burayı kamulaştırıyorlar ve daha sonra burada insanlara ev veriyorlar. Ertesi gün çocuk okula gidiyor öğretmen Atatürk'ün hayatını anlatıyor diyor ki Atatürk mısır tarlasında çalıştı. Çocuk da diyor ki hocam diyor Atatürk diyor eski dev gençliği mi? Çünkü mahalleyle dev gençler yapmış Mısır tarlasından. Atatürk de işte Mısır tarlasında kar yok olaysa diyor ki muhtemelen hani Atatürk değil ki dev gençler. Hoca da diyor ne saçma. Hani böyle şey şeylerin oldu ya da işte nasıl söyleyeyim bir örnek daha vereyim. 12 Temmuz katliamı olduğu zaman işte burada çocuğun da kolu kırık o esnada ve eve bir devrimci gelip o alçı hepimiz işte şiir ya da bir şeyler yazarken bir kalan devrimci şey yazıyor işte. 12, Eyl 12 Temmuz'un hesabını soracağız bilmem ne örgütü. Çocuk da bakıyor diyor ki, yani ben böyle mi gideyim yani? yani? kolum kırıldı para verin bana yani bu duvar yatısı gibi böyle hani gözaltına mı aldıracaksınız gibi böyle komikliklerin de oldu ama yine e, belleğimizde olması gereken yerlere hafif hafif dokunabilecek o çocuk müzikliğiyle bir mesele bisikletçi ve son kitap aslında inek, e, inek. Hı -hı. E, bu arada inek e, 2020 mi 2021 20'dir. 21 21 e, bayağı taze bir zamanda evet, evet. E, karşımıza yani beşi, çıkıyor. 3 ay, evet. ay oldu 3,5 ay oldu. Yine farklı kılan başka da bir Hı -hı. yanı var anladığım Hı -hı. kadarıyla. Evet. Yani e, oradaki dil de konu tercihi de anlatım tercihi Hı -hı. de sizin açınızdan e, biraz da yeni de bir e, Hı -hı. Deneyim gibi. Ee, isterseniz siz biraz e, bahsedin oradaki tercihinizden. İnekte esasında şöyle, yine çok politik öyküler var içerisinde. 9 tane öykü var ve bunlar hepsi politik. Ama ineğin derdi biraz şu. Memlekete yabancılaşmayı anlatmak derdindeydim ben ve bu yüzden e, inekteki öykülerin hiçbiri burada geçmiyor. Aksine işte 1800'lü yılların Rusya'sında geçeni var. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda geçeni var. E, Fransa'da işte Fransa'nın Vietnam'ı işgali esnasında geçen öyküler var. Pekala bunları buradan yatabilir miydim? Yazabilirdim. İşte bir savaş öyküsü var. Yani e, bu savaş öyküsünü de buradan yazabilirdim. Taraflardan birinin adını Heval ya da Rojin koyabilirdim. Diğerinin adını Mehmet koyabilirdim. Ama bunu yapmak istemedim çünkü müthiş bir yabancılaşma var. Memlekette. Her bir şeyi başka bir ülke faşizminden ya da başka bir ülkenin direnişinden iddia etmek gibi bir hastalığa kapıldık. Halbuki bu ülkede çok açık faşizm yaşıyoruz. Bilakis yani işte e, bence çok hiç değişmedi. Tabii ki araçları, gereçleri ve sertlik dolaşı artmış olabilir ve araçları değişmiş olabilir ama faşizm hep burada sürekli gösteren bir e, unsur. Ama dediğim gibi hep başka bir ülke üzerinden e, tarif ediyoruz. Mesela öyle tahmin ediyorum ki 15 Temmuz'dan sonra hepimiz bir e, Alman tarihi bilir olduk yani inanılmaz. Ya yani bu ülkede yapılan her faşist ya da işte her antidemokratik yasayı ya da uygulamayı Almanya'yla kıyasladık. Yani sokak ortasında birileri öldürüldü ya da işte burada cumartesi anneleri işte eylemi esnasında yine bunu bilmem nereye benzettik ama çok uzağa gitmeyelim. Süleyman Demirel kayıp annelerine şunu demişti. Çocuğunuzu cebimden mi çıkartayım? Bunu unutmayalım. Bunu unutmadığım, unuttuğumuz için biraz da şey diyelim. Eski siyasiler çok güzeldi. Değildi. Hikayenin aslına dönmek için aslında o evet, kadar uzağa da gitmemek gerekiyor. gerekiyor. Yani. Eski siyasiler de bu ülkede. Evet. Ee, i̇nekte de yapmak istediğim bu. Meseleleri madem öyle yani bu ülkenin bir yerinden beslenmeyi reddetmeye başladık biz. Yine içinde bir işçi öyküsü var ama Rusya'da geçiyor. İşte e, savaş karşıtı öyküsü var yine Rusya'da geçiyor. Halbuki bu ülkede de işte savaş karşıtı ya da barışmak isteyen eleştirisi başka bir yerde de olsun ama barışmak isteyen, savaşmak istemeyen ya da bu savaşın ağırlığını çekmiş bir halkla beraber yaşıyoruz biz. Bu derdi için buradan anlatmıyoruz? Yani her gün yeni FTP hapishaneler yapıyor. Yani toplama kamplarını Almanya'da çekilen e, şey kıymetlileştirmek gibi derdim yok. Ama bu ülkede her yıl 5 tane yeni hapishane yapılıyor. Evet. Bunu tartışmayalım. Yaşadığımız coğrafyanın kendisi birçok açıdan zaten çok evet. büyük tanıklıklar evet. barındırıyor. Barındırıyor. E, biz bunu işte nesle anlatmadığın için başka bir yere gidiyor mesela. yabancılaşmayı hani biraz inek öyle bir tepkisi olsun dedim. Bunun da çok bilinçli yapıldığını, edebiyat üzerinden çok bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Şöyle ki, e, eksiksem hemen özür dilemeye hazırım. Ama bildiğim kadarıyla şöyle bir şey. 15 Temmuz'dan sonra atıyorum. Hani onu bir şey diye söylüyorum. Herkes işinden atıldı. Herkes tutuklandı. Yani öğretmeni, doktoru, işte hademesi, avukatı. Biri tutuklanmadı. Yazar. 15 İstanbul'dan sonra bir tane tutulan yerler yok bu ülkenin. Çünkü yaldığı şey bu ülkeyle hiç alakalı değil. Bu halkla ilgili değil. Okuruyla ilgili. Onların bir okuru var. Ve hak o yüzden çok yalnız. İlginç bir tespit oldu. Ben de biraz hafızamı yoklamaya çalıştım siz söylerken. Hı hı. Ee, hani tam olarak bir yere varamadım ama yani şöyle e, üzerine ki, belki de düşünmek e, bir geriye dönüp e, hafızayı zorlamak gereken konulardan hani biri olabilir. Benim hani tutuklansın gibi yani bir Tabii tutuklanın ki. gibi şey düşünüyorum. ama Tabii yazdığım iş el altında sistemle bir derdi olmadığını da gösteriyor. Çünkü herkes tutuklandı bu ülkede. Yani sevmiyoruz başka bir şey. Futbolcusu bile tutuklandı ya. Ya da işte ama yerlerine hiçbir şey olmadı bu büyük yazarlar hı, hı. ağırlarını açıp bu yoksul halk için hiçbir şey demediler. Bu çekilen zulümler için bir şey demediler. Belki işte buraya gelmeden önce arkadaşla konuş. Suya sabuna dokunmamak gibi bir edebiyat var memlekette. Nedir merak ederim ben de. Suya sabuna dokunmamayı nasıl anlatırsın? Yani ben yaptığım için demiyorum ama hani bir sürü kat... Mesela bir gar katliamını suya sabuna dokunmadan nasıl anlatacaksınız? Bunu nasıl başarabilirsin. Buralarda aslında yaşadığımız coğrafyada bir dert anlatabilmek için suyun da sabunun hmm. da başından sonuna hepsine bulaşmak gerekiyor. Evet. evet. Biraz e, böyle bir zorunluluğu da var. Zorunluğu Başka var. türlü anlattığımız şeyin hmm. zaten e, bir yanıyla bir karşılığı hmm. da ortaya çıkmıyor. Hmm. E, ya yani bu açıdan e, hassasiyet göstererek hmm. e, ve Hedefi belirleyerek hı hı. E, bir kalem e, hı hı. tuttuğunuz için aslında e, biz okurlar olarak da e, şanslı olduğumuz noktalardan bir tanesi olsa gerek. İsa Balcı'nın öykülerini elimize aldığımızda e, çok ortasında durduğumuz, çok etrafından hı hı. geçtiğimiz, bazen direkt kolumuza çarpıp geçen bir sürü... E, meseleyle karşılaşabiliyoruz aslında. Bu, bu yanıyla ben e, çok gerçek bir noktada durduğunu düşünüyorum. Yani şöyle ilah ya yani maalesef burası çok, bu anlamda yani sanatın her anlamı için maalesef ki çok bereketli bir yer. Ya yani nasıl ki atıyorum dünyanın en büyük yazarları tırnak içerisinde sadece ise herhalde sanatı da sağcılar yaratıyor. Yani bir de kalsa dünya güllük gülistanlık olsun ve bir şey düşünmeyelim. Ama gözümüzün önünde öyle şeyler cereyan ediyor ki. Maalesef faşizm. Demişti. Işte, yani işte bu ülkede buzdolabında bir çocuk saklandı ya. Yani kurşunlandı ve çürümesinde diye buzdolabında saklandı. Ya bunun filmi yapılmayacak mı? Ya da bunun öyküsü yazılmayacak mı? Ne alacaksınız? Yani dediğim gibi bunlar hepsi tartışmaya açık bu dediklerim hepsi. Çok büyük bir yanılgıya da eksik bilgiye sahip olabilirim. Dibine kadar düzeltilmeye hazırım. Ama bu ülkede iki tane sanatçı öldü. Yine e, Ron de mesela şey... E, ...atıfta bulundum. Yani Roni aynı zamanda... ...anısına yazdım. Rigoberto López Pérez. Evet. Rigoberto López Pérez'in de... Hı, ...ilginç var. bir hikayesi evet, var. Nicaragua'lı Nikaragual, kendisi. Evet. E, hikayeyi buyurun. Belki daha iyi tasvir edersiniz <gülüyor> diye. <gülüyor> ben de yani... E, ...açıkçası şeyde... ...Yeni Yaşam gazetesinden öğrenmiştim. Böyle... ...evet evet böyle... İç abartım, kahvede çay içiyorum, arkadaşı bekliyorum, böyle gazeteyi karıştırıyorum. En arka sayfada böyle çok ufak bir yerinde, Roberto Lopez Pérez bir isim falan. Okudum ve çok etkilendim için aslı. Ee, bir genç şair, müzisyen, e, Nicaragua'da e, darbe esnasında yaşıyor, Tamazo e, e, darbe esnasında. Ve e, bu genç şair çok da şiir yok esasında yayınlanmış açıkçası böyle bir kitabı ya da bir külliyatı yok. Ve halkın gördüğü bu baskıda e, bir sanatçı olarak karşı duruyor. Bir baloya kendini davet ettiriyor. Yani kendini halkına hain gibi gösterip üstelik. Acayip meşakkatli bir yol çiziyor yani kendisine. Ve baloya bir şekilde kabul ediliyor olay esnasında tabancını çıkartıp diktatöre vuruyor ve sonra da kendi katlediliyor. Bu bahsetmemeli de bir yazar. Bu o kadarını yapabilmiş. Ya da o kadar yapabilecek eee cürrete, akla sahipmiş. Herkes her yazar bunu yap, yapabilir mi bilmiyoruz. Yapamayız. Ama hepsi bir şey yapabilir. Belki de orada ayrım şurada başlıyor işte. Halk için mi yazıyoruz, okur için mi yazıyoruz? Bu arada dördünün de, dört kitabında ortak özelliği aslında öykülerden oluşuyor olması. Evet. Sizin öykü tercihinizin özel bir nedeni var mıdır? Öykü tercihimin özel bir nedeni var mıdır? Ee, esasında yazmadan önce çok fazla öyküyle haşır neşir değildim. Onun da yine şöyle bir e, sebebi vardı açıkçası. Eee... Böyle ince bir şey okumayı tercih etmiyordum. Hem işsizdim, zamanım çok fazla. Hem de e, işsiz olduğundan kaynaklı ekonomik durumun o kadar yok. Halde böyle daha kalın, zaman da geçsin diye. E, yani biraz zaman, mekan ve maddi kaygı şeyi. Üçgeni ya da denklemi arasında. E, daha sonra e, öykü şöyle de başladı bende biraz. Ben bisikletçiden ilk bir şey yazmıştım ve bunu eee bağış şartına göndermiştim. Bir çocuğun yine o mahallede bir e, futbol üzerine e, düşünceleri hakkında bir kısa, öykü yazmıştım. Bağış şartına göndermiştim ve e, mailde hiç tanımam bağış şartını. Yani o zaman hiç tanımıyordum en azından. Şey demiştim mailde, yani Bağış abi bunu okursan en azından bir işte okuduğuna dair bir bunu bana yeniden gönderirsen sevinirim. Bağış Erten de e, zaman ayırıp okumuş ve çok sağ olsun çok keyifli duymaktan ve okumaktan keyif aldım. E, notlarla bana göndermişti. Birkaç tane daha ona gönderdim öykü ve bir durumu yani bir anı, kısa sürede anlatmak daha da keyif vermeye başladı bana. Öykü de biraz zaten öyle bir şey yani. Bir andan bahsedersiniz. O anı anlatırsınız. Onu tabii geçmişle ve o anki anla açabilirsiniz. Ama hani çok gelecekten bahsedilmez öyküde. Çünkü ne olacağını bilmezsiniz Çünkü durumdur. Ya da olaydır öykü. O kısa sürede bunu yazıyor olmak açıkçası keyif de aldım bir ha hadise oldu biraz böyle olgunlaştı devrim ya da böyle gelişti. Daha sonra da hiç diğer kısmı yani ya da Romanya'da daha uzun bir metin düşünmedim. Hep meseleleri dediğim gibi kısa bir yazıyla 3-4 sayfalık öyküler halinde anlatmayı tercih ettim. Ha bunu yaparken şunu da söyleyeyim arada bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ee, Deniz Faruk Zeren okumaktan ve hani onun öykücülüğünden de e, keyif aldım ve beslediğini söyleyebilirim. Onun Edebiyata bakışını da sevdiğimi söyleyebilirim. O da e, etkilemiş olabilir diyeyim beni. Ben biraz hani şeye dikkat etmeye çalıştım. Hani e, sizle yapılan söyleşilerde, röportajlarda e, yazdığınız öykülere ilişkin okuyucunun gözlemi nasıl? E, orada şöyle bir özel olarak belirtilen bir cümle var. O kısım sanırım şaşmıyor. E, tasvir gücünüzü e, olayın akışı içerisinde anlattığınız olayın durumun işleyişi içerisinde e, çok iyi e, yansıttığınıza ilişkin bir izlenim var e, orada hatta yer yer e, sinemasal bazı e, keyifler de e, açığa çıkabiliyor bu fikre mesela katılır mısınız kendi yazdığınıza bunun yansıdığını düşünüyor musunuz böyle bir anlatım tarzın Buna katılayım ya. Güzel sözler bunlar değil buna katılayım. Katılayım. <laughs> <laughs> katılayım yani. yani e, bu evet e, hatta birkaç öykü üzerine e, kısa film çekilebileceği söylenmişti. Yani çekmek isteyen de olmuştu ama daha sonra muhtemelen e, fikir ayrılıklarımız oldu ya da görüşemedik ama böyle talebi olan insanlar olmuştu. Bir de e, öykü biraz öyle e, daha doğrusu yazı böyle bir şey değil midir yani? Tamam hani gördüğümüzü net anlatalım ama estetik kaygısı da olsun. O sanatsal yanı da koruyalım. Ee, şey gibi değildir bir de nasıl söyleyeyim? Bunu da söyleyeyim. Ee, edebiyatın ya da yazının şöyle zorluğu vardır. Sesinizin güzel olması türkü söylemenizde kafi gelebilir. Sizin yeni bir şarkı yazmanıza gerek yok. Uzun ince bir yoldayım işte. Herkes söyleyebilir. Ama şöyle bir şeyle karşılaşamazsınız yani. İnce Mehmet'i bir de ben yazdım arkadaşlar. Benden okuyun. Edebiyat böyle bir şey değil ya yani. Sahibiyle çok hemhal olan hemhal. bir e, ürün bu açıdan. Yani şöyle... Evet belki müzikte de şey Hı. söz konusu hani bir stran, Hı. bir şarkı, bir türkü bir klam söyleyeniyle belki ilk söyleyeniyle çok daha fazla anılıyor ama evet ama ben de bir daha seslendirebilirim biraz, bunu yani. Yani şöyle bir şeyle karşılaşmazsın herhalde. Abi Tayland'da işte Kırk Mantolu Madonna'yı müthiş yazmış abi ya yani sabahın hani, <laughs> daha iyi geldi bana falan. Bunda karşılaşamazsın. O yüzden de e, sen ne kadar girebilirsen öyküye işte ya da o metne o kadar iyi e, betimlemesi, o kadar kuvvetli imgesi olabilir. Çünkü direkt senle ilgili bir şey. O an. Bir an ile bu, burada hakikaten başka bir noktaya dikkat Hı -hı. çekmiş oldunuz yani. Gerçekten de bir öykü ya da bir e, Hı -hı. roman hani e, sinema filmine vesaireye dönüştürülecek olsa, oyunlaştırılacak Hı -hı. olsa Orada bile yeni yorumlar, hmm. yeni yansıtma biçimleri evet. söz konusu olabiliyor. Hmm. Benim de, beni de farkına vardırdığınız için bu açıdan ben de çok mutlu oldum yani. Hakikaten de edebiyatın öyle yazın meselesinin öyle özel bir durumu var. Ya, klasik işte hani hepimizin bildiği söz, söz uçar yazı kalır yani. Onunla hmm. mesulsündür sen. Ya da bazen şey olur ya işte okuduğunuz bir kitabın sinema uyarlaması vardır şey der. O lezzeti almadım ben. Edebiyat bunun e, yani sanatın bence okyanusu. Diğer sanat dalları tabii ki eleştiriye açığım bu anlamda dediğim gibi e, böyle denizli gölü olabilir. Çünkü yazmışsınızdır ve bu böyle kalmıştır. Hatta şöyle söyleyeyim. Tanrı da de elinde birçok imkan varken yazıyla ulaşmış. Yani bu kitaba hiç gerek var mıydı? Yoktu. Tanrı değil mi? Bir şey yapardı yani hepimizi bir yere toplayıp ve derdi ki şurada daha yaratacağım. Gözün özünde yaratırdı ve bildi evet. Ama ikna etmek için belki de kitapla bile seslendi. Buna inanıp inanmamak bildim elimizde. Tercihi nasıl kullandığımız. Buradan da şuraya gelelim yine enteresan. Türkiye'de edebiyatında en büyük eksikliklerimizden biri de eleştirmen. Yani e, Tanrı'nın yazdığı kitabı eleştirebiliyoruz. Ama memlekette büyük yazarlarımızı eleştiremiyoruz. Onlar her nasıl çok iyi yazıyorlar. Yani Tanrı eleştiriyoruz ama Orhan Pamuk eleştiremezsiniz. O muazzam yazmıştır. Hasan Toptaş eleştiremezsiniz. Mesela. Ama her şeyi yani dediğim gibi Tanrı eleştirebiliyorsun fakat bunu çünkü e, şeye geleceğim tekrar başa oradan döneyim hani halk için mi yazıyoruz, okur için mi yazıyoruz? Okur için yazılıyor. Bunun da nedeni yine şöyle Deniz Faruk'tan alıntı yapayım. Okuru örgütsüz, yazarı örgütsüz, yayın evi örgütsüz. Bir savruk, bir ticaret. Yani öyle klişe laflar var ya, kitap en iyi dosttur. Neden ki? Yani neden benim en iyi dostum? Ee, kim diyelim? sevmediğim bir yazar olsun atıyorum. O adamın ya da kadının kitabı neden benim en iyi dostum olsun? Ya da neden dostum buradan 35 lira oldu yani? <laughs> çok, çok garip değil mi? Bana çok garip gelir yani. Ya da ben de onun çok iyi dostuyum. Yayın evine gidip şey desem. Ya ben e, Oğuz Atay'ın çok iyi arkadaşıyım. Yeni baskısını bana verir misin desem. Bu kitapla çok büyük anılarım var benim tutunamayanlarla felaket anılarım var. Bunu size ispatlayabilirim. edebilirim. Verin bana. Vermezler. Çünkü ticaret. Kapital girmiş için içerisine. Hı hı. Ve bunun olduğu yerde eleştirinin olması mümkün değil. Yani yazar olmak mı, edebiyatçı olmak mı? Ben bunun biraz da varsa bilimini öğrenmek ve onunla ilgilenmek istiyorum. Hani mesela biraz da oraya yakın gibi geliyor bana. Ee, çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Aslında bana çok güzel paslar da veriyorsunuz. Ee, biraz böyle şeyin arasında kalıyorum. Değinmek istediğim ve hani muhakkak yan yana gelmişken de dokunmadan geçmeyelim dediğim noktalarla e, arada karşıma çıkan e, <laughs> yeni sorular, e, kafamda dolaşan yeni soruların arasında biraz kalıyorum aslında. E, ama şeyden ödün vermemeye çalışacağım e, aklımdakilerden biraz. <laughs> Ee, şöyle güzel bir yanı var az ee, nasıl diyeyim sizin de ilk kitaplaştırdığınız hı hı. Taze Yasin hı hı. davasına da vesile olan noktanın ee, mesela dijital bir platformda yayınlanmış hı hı. E, öyküler daha hı hı. sonra bir kitaba dönüşmüş. Hı hı. E, şey kısmına hiç girmeyeceğim bu anlamda ayırarak söylemek istiyorum. E, sosyal medya başka bir alan hı hı. Evet. E, o başka bir konu hı hı. evet yine bir dijital e, mecra tabii ki. Ama e, bir blog, e, bir web Hı -hı. sayfası, bir site vesaire yani e, bir yazınsal paylaşım ya da işte haber Hı -hı. için vesaire için kurulmuş bir Hı -hı. E, sayfa çok daha başka bir anlamı Hı -hı. niteliği var. Bu anlamda dijital alanın e, edebiyata bir e, katkısı olduğunu Hı -hı. E, düşünüyor musunuz ya da hep olumlu noktalardan mı almalı böyle bir e, katkıya vesile oldu benim de kitabımı hı hı. ilk etapta öykülerimi e, okuyucularla paylaşmama hı hı. vesile oldu gibi bir yerden mi bakıyorsunuz yoksa edebiyatın anlamından da bir şeyleri zamanla törpüleyebilmesi gibi bir risk söz konusu mudur? Ya şöyle söyleyeyim evet benim de görünür olmamda katkısı var ama daha çok şöyle hani Böyle bir sosyal medya denildiği zaman işte genelde daha kişisel medya işte Facebook'tu, Twitter'ı, e, Instagram ya da buna benzer şeyden kişisel meselelerden ziyade, ya da kişiye ait kullanma tarzından ziyade e, evet şeylerde görünürlük sağlayabilir. E, o yüzden özellikle de, dijital mecra evet, bir dijital diyerek mecra, biraz genişletmeye bir de oraya çalıştım. Kaydı meselenin kendisi yani, o da çok bağımsız değil. E, yine ülkeden şöyle söyleyeyim. Ee, Erkan diye bir arkadaşım araştırmasını yapmıştı. Ee, gezi esnasında, gezi direnişinden hemen sonra <laughs> sanıyorum ülkede 5 tane öykü kitabı çıkmış. Böylesi bir rakam yani. Ertil yıl bu sayı yarı yarıya düşüyor. Sonraki yıl tamamen yok oluyor. Öykü yazılmıyor. Şimdi kendi adıma evet, gezitenin bana saldığı böyle bir e, alan bir fırsat. Ama bunu sen nasıl değerlendirdin de çok önemli ya da e, oradan bir popüler bir şey mi yaratmak istedin yoksa bir dert mi anlatmaya şey yaptın? Mesele edindin kendini. Ya da e, genel şöyle söyleyeyim. Öğrenmek mi istedin, kazanmak mı istedin? Ben öğrenmeyi tercih ettim. Yani bu sosyal medyayı ya da işte o sosyal haberciliği ya da yazı böyle kullanırsan evet faydası var bence. Ama diğer türlü o popülariteye girdiğin zaman çünkü çok hızlı her sayfa yenilediğinde bir şey aşağı inmiş oluyor. Senden yani sabah gördüğünüz akşam unutuyor bu ülkede. Sadece bir parmağın bir hareket parmağın tık, evet. hızının Hızın e, bize belirlediği evet. bir, e, hafıza, meselesi bir yani. hafıza meselesi. Yani bilgiden çok haberdar eden bir şeye dönmüş durumda. Hı -hı. Kimsenin bilgisi yok bu konuda ama herkesin haberi var yani. Tabii. İlginç bir Hı -hı. E, enformasyon yığını. Evet, 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 evet. Yani bunun bir e, filtresini yaratabilmek Hı -hı. E, çok zor. Yani bu tartışmalar çok Hı -hı. eskiden yapıldı. İşte, küresel köy tartışmaları, Hı -hı. E, nasıl söyleyeyim, yeni medya tartışmaları, Hı -hı. E, karşılaşabileceğimiz... E, o enformasyon yoğunluğunun Hı -hı. içerisinden seçip alabilmeye dair Hı -hı. kimi tavsiyeler vesaireler ama Hı -hı. E, ve şey fark ettim e, hani edebiyat da dahil olmak üzere e, hangi konumuza yan yana gelsek e, müzikten tiyatroya resimden fotoğrafa işte e, mimariden edebiyata e, bu anlamda bir şekilde işin ucu gelip e, dijital ortama, Hı -hı. dijital platformlara, sosyal medyaya vesaire bir şekilde e, değiyor, dokunuyor. E, sohbet bir yerde orayı e, zorluyor bu açıdan. Yani şey gibi çünkü biraz herhalde kullanmayan yok. Hı -hı. Değil mi? Dünyada çok aldır hatta kullanmayana böyle bir e, tırnak için. Vay ne kul cool bir davranış ya da hani ya sallama evde gildiden gildi, yani tuvalette sigara içmek gibi hani bir yerde kullanıyorsun kullanıyorsundur bunu. Başka bir isimle gibi gibi. Çok görünür yani çok kullanılır bir şey görünür olmaktan ziyade ya bunu nasıl kullandığımızla ilgili ama dediğim gibi hani bana faydası oldu mu? Bunu reddetmiyorum oldu. Çok haşır neşir miyim? Çok haşır neşir değilim işin aslı. Yani edebiyat türlerinden e, sosyal medyayla çok haşır neşir değilim. Yoksa internet türlerinden tabii ki haşır neşirim. Ee, şey de var yani o yayın evleri de hani bundan kaçamıyorlar. Burada kullanılı bir alan yaratıyorlar orada işte. E-kitap olsun. E-dergiler yani. Çünkü oraya gitti sanki biraz da e, memleket. O yüzden de belki biraz e, memleket hastası çekiyoruz herhalde. Yani o yüzden o yabancılaşmanın verdiği şey çünkü etraf biraz böyle e, ekran kokusu var. Yani şey yok. Doğal hiçbir koku yok yani piyasada. Hep o telefon ekranı ya da bilgisayar ekranının böyle... ...esasında olmayan kokusu hep üzerimizde. Ee, çok keyifli bir sohbet akışı oldu. Ben özellikle hani... E rahat hissettiğimde e, bazen e, bunun tersi durumlar yaşanıyor. Hani konuklar şey diyorlar hani, acaba ben konuşabilecek miyim? Ben meramımı anlatabilecek miyim? diye tam tersine e, biraz da sunan olarak e, benim bazen konuğun karşısında rahat edemediğim zor durumlar da olabiliyor. E, bu anlamda e, bu seyrinde programı, Hı -hı. E, seyrinde sohbeti e, sağladığınız için ben çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. E, son noktaya gelirken bir e, soruyla burada bitirmek istiyorum aslında. Ee, özel bir ayırt vardı. Yazar değil de... ...edebiyatçı Hı -hı. olarak anılmayı tercih ederim... Hı -hı. E, ...diyorsunuz. Böyle... E, ...tercih ediyorsunuz. E, nedir bunun sebebi? E, bitirirken de aslında... ...İsa Balcı niye kendini yazar değil... ...edebiyatçı olarak Hı -hı. tanıtır? E, bununla e, sonlandırmış olalım. Ya çok kıta onu... ...hemen şey yapayım, tarif edeyim. Öğrenmek istiyorum. Yani... İnsanların da öğrenmesini istiyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Öğrenmek. Bu çağda herkes kazanmak istiyor. Hep oraya gitti her şey. Ama öğrenelim. Öğrenmek istiyorum ben. Hani bilgiyi öğrenmek istiyorum. Merak etmeyi tekrar öğrenmek istiyorum. Okumayı tekrar öğrenmek istiyorum. Tek derdim öğrenmek. Ee, kazanırsak sanki iyi biri olabiliriz. Ama öğrenirsek faydalı biri olabilir diye düşünüyorum ve ben faydalı olmak isterim etrafıma canlıya ağaca. Ama iyi bir olmak hani sabah kalkmak da gayet sizi iyi yapabilir hiç evden çıkmazsınız. Ama öğrenirseniz işte o bilgiyle çıkabilirsiniz birine temas edebilirsiniz. <laughs> o yüzden edebiyatçı olmak istiyorum yazar olmak yoksa kimsenin tek değil ama edebiyatçı olmak bilgi isteyen bir iş. Mesai ister. Fedakarlık ister. Yoksa herhalde herkes yazıyor mu? memlekette. Şimdi bir kitapçıya gittik Hakikaten herkes yazıyor yani. İşte çıkan kitaplar neydi? Dünya beşten büyüktür bilmem ne gibi bir kitap dolaşıyor şimdi mesela DNA'larda. Herkes yazıyor işte. Başbakan işte tahtaya yazı yazamadı bu ülkede. Ama kitabı var. Ne yapacağız şimdi bunu? Gibi. Son olarak da ben e, ayırdığınız vakit için ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ben de çok gerileceğimi düşündüm ama hiç Öyle bir ortam yok burada. Acayip. <laughs> çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, hem kırmayıp geldiğiniz için. Ne demek. E, hem de bu keyifli sohbet Hı -hı. fırsatı böyle açığa çıktığı için. E, uzun yıllar kaleminizden bir şekilde çıkan bizimle e, buluşan nice kitaplarla buluşmak e, dileğiyle diyeyim. Umarım. Umarım. Tekrar görüşmeyiz. Başka sanatta bu hafta sevgili İsa Balcı ile yan yana geldik. Hem dört ayrı öykü kitabını özellikle de çok yakın zamanda daha taze bizimle paylaştığı İnek isimli kitabının üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.